Akademi mimarlarının mimar nasıl öğrendiği hakkında fikir veriyor. Nasıl gezip dolaşarak öğrendiğini, farklı geleneklerde etkilendiğini aslında ifade ediyor. Bu anlamda güzel bir paragraf. Tezkeretül Minyan'da yer alıyor. Bu tabii İstanbul'da öğrendiği gibi, Borsa'dan öğrendiği gibi, Edirne'den de öğrendiğini bir şekilde açıklamak için bunu yerleştirdim. Çünkü Edirne'deki serinliğe baktığım zaman ben orada Üç Şerefeli'yi, Beyazıt Camii'nin medresesini ve benzer bir yapı geleneğinin ortaya koyduğu bazı tasarım unsurlarını görmekteyim. Edirne şehrine son derece sevgisi ve şefkati olduğundan, yani Sultan Selim'in, burada zamanında benzer olmayan bir cami yapılmasını buyurmuş. Bu zamanla öyle büyük bir cami tasarısı oluyordur ki Edirne içinde dünya halkının beğenisini kazanmayı hak eder. Yani Edirne'ye bir aslında borcunu ödeme gibi. Ona iyi gösteren bu kenti bir büyük ulu cami inşa ederek bir hediye vermiş oluyor. Ayasofya, bu ifade bile kalsın. Bir başka yerde de şöyle bir şey var. Ayasofya Kubbesi gibi büyük bir kubbe İslam devletinde yapılmamıştır diye kafirlerin mimar geçirenleri Müslümanlara galibimiz vardır derlerdi. Ve bunu bir şekilde açtığını bu metinde ifade ediyor. Dolayısıyla Edirne'deki yaptığı bu cami bir yandan Edirne geleneklerine esinlenirken bir yandan da İstanbul'da daha önce oluşan bir geleneğin de üzerine konulan bir taş gibi değerlendirilebilir. Mimaristan Ayasofya ile rekabeti Kıbrıs gibi başarılı seferlerde İslam'ın Hristiyanlık üzerindeki zaferinin saat aracılığı ifadesi olduğu pek çok çağdaş yazar tarafından belirtilmiş. Devlet-i Aliye Osmaniye kendisini yalnızca Müslüman tebaanın temsilcisi olarak değil, bütün etnik ve dini farklılıkların üzerinde ve kesişme noktasında hepsinin temsilcisi olarak gördü. Bir yandan da Osmanlı bir harç gibi iç içe geçmiş bir yapıya benzerdi. Bu bileşim onların yer kuralları itibatlarını temin eden ve onların kimliklerini koruyan İmparatorluğun çeşitli milletlerinden bir şekildir. Kıbrıs dönemde kendisini Osmanlı tabiriyle adlandıran yönetici sınıfın Osmanlı kimliği yukarıdaki kapsayıcı anlayış çerçevesinde şekillendi. Hani şöyle bir önyargı vardır. Osmanlı çok parçalı toplumdur, milletlerden oluşur ve üst sınıfta kendini ona ayırmıştır falan filan. Aslında tam tersi Osmanlı medeniyetinin temelli sentezlemedir, birleştirmedir. Ve bir üst Osmanlı medeniyeti, saray kültürü ve onun çerçevesinde gelişen bu sentezi eserlerle ortaya koyar. Edebiyatta, müzikte, mimaride ve başka ortamda. Dolayısıyla Osmanlı kimliği üzerine aslında 6. yüzyıl için farklı konuşmak lazım. Onun bu sentezleyici, farklılıkları bir araya getirici yapısını zaten sanatta imartımını okuyoruz. Yani. Hani arşivlere çok da gerek yok. Yani sanatta imartım bize bunu söylüyor zaten. İyi bir sanat tarihçisi, iyi bir yorumcu bunları görür. Ve bunları eserlere yansıdı. Dolayısıyla mimarlık ve sanat üzerinden böyle bir anlatıyı da ortaya koymamız şart. Çünkü ne dersiniz? Gerçekler bizi, daha doğrusu malzeme bizi buraya götürüyor. Mimaristan'ın Süleymaniye ve Selimiye camileri de kapsayıcılık ve sentezleyicilikleriyle bu kimliğin doğrudan dışa vurumlarıdır.